Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizin başvuru konunuz eşiniz Esma Aş Aşıcıoğlu'nu ve kızınız Ela'yı aramak. Evet. Ee, Esra Hanım e, ayın 23'ünde 23 Kasım sabah ben e, 7'ye 15 geçe işe gittim. E, i̇şim erken bitti inşaatta çalışıyorum. İşim erken bitti 11.50'deydi binanın önündeydim ben. Kapıyı <laughs> e, kapıya zile bastım kimse açmadı kapıyı. Eee... Komşunun ziline bastım en sonu açtı. Hı hı. Baktım kapının önünde ben kapıcı dairesinde oturuyorum daha yeni taşındım iki iki ay falan oldu. Kapının önünde ayakkabılar var ayakkabların içinde anahtarları buldum. Aradım aradım açmadı. En son dedim bir binanın kamerasına bakın güvenlik kamerasına. Güvenli kamerasında gördüm. Girdin mi eve? Evet girdim anahtarı bırakmış hı hı. kapının önüne. Güvenli kamerasından inceledim şeyden çatıdan. Hı hı. Baktım gidiyor. Yani elinde bir valiz. Benim evde öyle bir valiz yok. Yani valizin nereden bulduğunu da buldum. Hani nereden aldığını araştırdım buldum. Nereden almış? Herhangi bir mağazadan. <laughs> Mağaza çalışanlarına da gösterdim resimlerini. Abi dediler buydu. Bu kişi aldı. E, 250 liraya. Eve... O zaman bir güvenlik kamerası görüntülerini de verelim. Yani sen eve geldikten sonra eşini bulamadığında güvenlik kameralarına bakıyorsun. Evet. Saat ee... 9'u 5 geçiyor. 9'u 5 geçe Aynı. eşin çocukla beraber 2,5 evet, yaşındaki. Evet o kadar ilgisiz bir anne ki hı hı. çocuğumun elinden dahi tutmuyor ya. Bu nasıl bir annelik ya? Ben anneyim diye şey yapmasın ya. Devam Şuna etsin. bakar mısınız ablacığım? E çocuk da çok küçük. biz bu Küçük ablacığım şeyi... son zamanlar alköle bile başladı ya. Ben eve para bırakırdım evde alkol içerdi ya. Hı hı. Bak tek başına pıtır 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 yürüyor benim ya. Ben çocuğun kalp istiyordum. hastası evet. var mı çocuğun? Siz daha iyi bilirsiniz. Yani biz oraya çok takıldık. Hı. Yani ayakkabı var o mı O görüntülerde. Yok mu? Nasıl abla? Ayakkabıları var mı çocuğunuzun ayağında? Ayakkabıları Annenin var. Ayakkabı... O değil, Benim diğer... aldığım ayakkabılar yok. Diğer görüntüyü bahsediyorum ben. Asansöre giderken olan görüntüde sanki yalın ayak gibi. Ayağında bir şey yok. Bir Orada ben de göremedim ama onu ben de Bir tekrar döndürelim görüntüleri lütfen. Alalım görüntüleri. Evet. Bir izleyelim hep beraber. Buyurun kapısı Tam ekrana verin lütfen görüntüleri. Ablacığım elinde telefon. Elinde telefon. Valizini hazırlamış. Bilmiyorum. Bir dakika. Gidiyor. Benim çocuğum nerede bak. Benim çocuğum nerede gidiyor. Bir dakika bekleyin devam etsin şey görüşmeler Valla bizim aklımızın almadığı bir, bir o çocuğun ayağında ayakkabılar çocuğun var mıydı ama hani çok küçük yaşlardaki Ablacığım, çocuklarda genelde bu bez ayakkabılar oluyor ama soğuk kış gününde o da giyilmez. Benim aldığım bir ayakkabılar de, evde, evimde kendi evimde ee, makineye atmış öylece gitmiş kendi elbiselerini toplamış çocuğun elbiselerini toplamış valizde gidiyor. Şimdi sen eşinin aslında hazırlıklı ve planlı bir şekilde evet, kaçtığını Evet. Ablacığım e, ben şöyle iddia bir şey Ya biliyorsun 2,5 yaşındaki kızıyla beraber 23 Kasım tarihinde Esma Aşçıoğlu Ankara'da yaşadığı evden Aşçıoğlu'nun e, çıkış görüntüleri yani ya inanamıyorum. Şimdi ben, bebeklerin genel alan, genelde kapalı alanda e, merdiven boşluğu ve asansör gibi tehlikeli çocuklar için tehlikeli olan Ben çocuğun çıkış de ee araba gelse Allah korusun ya. Da yani. bir Ablacığım zaten benim çocuğum. Bir sefer ameliyat oldu kalpten. Kim? Çocuk mu? Çocuğum ameliyat oldu benim. Hı -hı. İki buçuk aylık aylıkken ameliyat oldu benim çocuğum Hı -hı. kalpten. Bir daha iki yaşında bir daha ameliyat olacaktı. Hı -hı. Ben virüsler vardı ya hastaneye götürmedim çocuğumu. Hı, -hı. En son götürdüm çocuk yani çocuğu yormayacaksınız Hı -hı. falan demişti bizim doktor bize. Şimdi, bu... Şimdi elinden tutmuyor. Elinden tutmuyor da değişim benim de küçük çocuklarım var bu kadar küçük çocuğum ben genelde çocukların arkasından yürürüm yani onlar böyle pıtır pıtır yürürler ben onların arkasından yürürüm yani hani e, bir bu planlı kaçışta e, daha öncesinde siz evin içerisinde ne yaşadınız? Şimdi ne Allah oldu hocam, da eşin kaçtı yani? Gitmeden bir hafta öncesinden e, bir tane telefon geldi sıfır bir telefon nereden evet, sıfır telefon sıfır telefon kutulu nereden geldi bu telefon e, lüks arkada... bir telefon mu? Evet, yeni model yani, sıfır. Nereden geldi bu telefon? E, ee, arkadaşım Rabia'dan geldi. Bak, ondan sonra e, bir yalan daha uydurdu. Dedi ki, Ali diye bir arkadaşından geldi. <laughs> Ali dediği arkadaşı Iraklı. <laughs> ben tanırım, o da beni tanır, iyi tanır çocuk. Ondan sonra Ali'den geldi falan. Peki Esma bana niye yalan söylüyorsun? E sen bana kızarsın. Ben sana şimdi kızmadın mı? Yalan söyledi. Onu da yalan, Ali'yi de yalan söyledi. Kaçtığı adam Önce gönderiyor. Önce bir kadın, arka, e, bayan arkadaşından geldi dedi. Evet. Arkasından Ali'den geldi dedi. Evet. Ali'den gelmiş olması seni rahatsız etti mi? Evet. Hı -hı. Ya ben sana, ben buna dedim ki bak sabret. Ma ilk maaşında ben sana telefon alacağım dedim. Hı -hı. Siz Ali'yi nereden tanırsınız? Şimdi ablacığım ben e, kendisi bana tanıştır dedi. İlk e, nasıl diyeyim biz ben kaçarak evlendim. Ha. O zaman sevgili hayatımız vardı. O zamanlar, ortak arkadaşınız yani. Aynen. O zamanlar güvenliğin, tanıştırmıştı. Ben güvendiğim bile olsa Ali telefon alacak olsa yani sana haber olur. Yani ben ya diyordum. da sen o telefonu Ali gönderir dersin ki ya bak Ali bize böyle bir telefon aldı. Bunu da sana hediye ederim dersin. Aynen. Hı hı. Evet Ali telefon aldı dedi. Ali Sonra... te telefon aldı dedi. Sonradan işte e, ee, ablacığım telefona şifre koymuş. Hı -hı. Ya ben eşimin telefon şifresini nasıl bilemem ya? Öyle bir böyle bir kanun var mı ablacığım? Yani e, bu şifre konusunda zaten o şifreyi bilip oraya müdahale ettiğinizde neyi kontrol edeceğinizi düşünüyorsunuz. Mesela bence bilmek zorunda değilsin. Ablacığım bu... Bir, bir kere şifresi olmasa bile sen karın bile olmuş olsa, çocuğun annesi bile olmuş olsa onun telefonunu ondan izin almadan karıştıramazsın. Ya ben söylüyorum zaten. Anladın mı? Telefonunu ver. Ne yapacaksın? Ya ver bir. Ne oyun yapacaksın oynayacaksın? mesela? Oyun oynayacağım mesela. Hı -hı. Ver bir bakacağım oyun oynayacağım ya. Hesabıma gireceğim diyorum mesela. Yok vermem. Benim telefonum devamlı ortada durur ablacığım. Şifre yok bir şey yok. Durur. İşte problem şurada başlıyor. Bir anda şifre koyulup bir anda telefon uzaklaştırılınca. Bir anda değil alınca, ki abla ben yaklaşık nasıl söyleyeyim 6 ee, aydır falan benim huzurum yok abla. Ama siz Heh, şimdi onu yoksun. soruyorum sana. Ali'den altı aydır ne yok. ne zamandır bu problemler? Şimdi bir anda bir sabah kalkıp da hadi ben evden kaçayım demez. Altı aydır Bunun huzurum hep yok. Bir öncesi vardır. Ali'ye sordururuz mu, çift... mu mesela bu telefonu eşime niye hediye ettin diye? Ya da Ali, Şimdi ben bu telefonun cık. ücretini sana ödeyeyim <laughs> mi? Rabia ha. dedi, gittim Rabia'nın yanına. Çalıştığı yeri biliyorum. Tamam. Dedim ki Rabia, sen Esma'ya telefon verdin mi? Hayır abi dedi, ben telefon veren falan vermedim tamam, dedi. Tamam, ortak arkadaşın Ali'yi aradın mı diyor. Ali, Irak'ta. Hayatım telefon gönderen adama Facebook'tan, Whatsapp'tan, bilmem nereden ben ulaşamıyor ismini, musun? Sadece ismini biliyorum ablacığım, soyadını bilmiyorum. Ali senin arkadaşın değil mi? Ya Benim arkadaşın değil, onun arkadaşı. Yani ben de tanıyorum. Tanıyor musun? Eskiden tanıyorum. Ali, Ali ile bir araya geldin mi? Evet. Görüştünüz mü? Evet. Ya Ali karınla karşıktan arkada... sonra hiç görüşmedin. Tamam. Ali ile yani Ali karınla iletişim kuruyorsa. Evet. Bir şekilde seninle de iletişim kuruyordur. Yani ablacığım, eşim Ya da Ali böyle sık sık maddi yardımlarda bulunur muydu? Ya ilk zamanlar para falan gönderiyordu. Hı hı. Gönderiyordu. Ben dedim ki Ali bunları borç olarak alıyorum senden. Hı hı. O da dedi tamam abi sıkıntı yok. Onlar çocukluk arkadaşı mı? Yani çalışıyormuş eskiden eşim. Hı -hı. Çalıştığı yerden arkadaşı. Yani eşimden de küçük Ali. Kaç yaşında? Yani eşim 23 yaşındaysa o daha 20 yaşında falan. 20 yaşlarında filan. Ya yani hayatınızda bir Ali var ama senin Ali'ye ulaşabileceğin herhangi bir mecra, Şöyle bir, bir şey... hesap filan hiçbir şey yok. Yok. Abla e, gitti. Ben kendim e, ne yalan söyleyeyim burada yalan söylemeyeceğim. Bunun bir tane arkadaşı var. Kim? Ee, bir Nur diye bir arkadaşı var. Mahalleden. Atatürk Orma Çiftliği'nde otururlar bunlar Ankara'da. Hı hı. Bunun adıyla, soyadıyla ve resmiyle ben sahte bir hesap açtım. Instagram'dan. Kaçtılar yani ya bulmak için. Konuştuk falan işte yalanlar yalanlar yalanlar. Ben günlük dövüyormuşum onu. Hı hı. Karın A senin şiddet uyguladığını iddia Aynen da günlük dövüyormuşum sözde. Ondan sonra... E Dedim ki kanka neredesin falan dedim. Yerini öğreneceğim yani. Ya kanka boş ver dedi. Hı hı. Ya dedim benden saklıyor musun söyle dedim ya. İstanbul Tuzla'dayım dedi bana. Hı hı. Kimin yanındasın dedim. Bir tane kız arkadaşım var dedi. Onun yanındayım dedi. E, Yok pardon bir tane sebebi... arkadaşım var dedi. Kız mı erkek mi dedim. Ya kanka dedi benim erkekle ne işim olur dedi ya. Hı hı. Benim dedi ağzım bir kere yanmış dedi ya. Ferhat'tan dolayı senden dolayı. Aynen senden benden dolayı. dolayı... Benim ağzım bir kere yanmış. Daha ben erkekten ne işim olur ya? Benim ben sonuçta bir kızım var. Ben bir kız çocuğu annesiyim yani. Öyle dedi. Ondan sonra bayağı bir konuştuktan sonra beni sesli aradı. Ben açmadım. Kanka sen olduğundan emin misin dedi. Hı hı. Eminim kanka dedim. Açtım ses vermedim. Açtım ses vermedim. En son sen akıllı olduğunu zannet dedi bana. Hı hı. Akıllı olduğunu zannet dedi. Şimdi bilmem ne yap dedi. Hı hı. Küfür etti orada. Her yerden engelledi. Peki o ilk başta sen niye evden ayrıldın bak Ferhat seni arıyor diye sen e, o arkadaşı Bildur adına yazışıyorsun ya. Bir şiddet diyor başka ne diyor? Şiddet diyor. E, şimdi temel... Oraları hızlı geçtin de o yüzden Aynı. soruyorum. Şiddet var dedi. Hı hı. Devamlı dedi ilgisizlik dedi. Hı hı. Böyle dedi kanka yani bu şekilde dedi yani. Peki hala kanka gibi konuşuyor. E, 6 aydır evinizde sorunlar vardı. 6 aydır bu sorunların sebebi neydi? sıkıntıların ablacığım aranızdaki huzursuzluğun ha ya ben yalan söylemiyorum. düzgün bir işe girip çalışmadıydım... dedim 6 ay öncesinde. Hı hı. Ha şu an yaklaşık ekonomik sebepler. Aynen. Yaklaşık şu an 3 aydır arkadaşım yanında çalışıyorum. inşaatta çalışıyorum. Yani güzel de para alıyorum. Hı hı. Yani benim anlamıyorum niye gitti. O gitmek isteseydi o zaman giderdi. Ama o zaman 6 ay boyunca sorunlarınız olmaz ki 6 aydan önce olur. Artık son 6 ayda ilişkiniz düzelmiş ablacığım, olur. Ablacığım benim eski oturduğum yere Beni ya da Esma'yı bir sorsanız da bir anlatsalar size. Ya iki kişinin arasında yaşananları, bir evin içerisinde karı koca arasında yaşananları ben... siz çok daha iyi o biliyorsunuz. O kifreleri bu kadın... o zaman şiddet Ar... oldu mu diye merak ediyorum Tabii, ben. Tabii şimdi mesela şimdi hani böyle kıskançlıktan dolayı ne bileyim bir tane vurmuşsundur. Oldu mu acaba? Yapmadın ama? mı? Abla yaptım. Daha önce beni şikayet etti bu. Hı, kaç ha. kere? Şikayet etti. Hakimin karşısına çıktım. Hakim dedi ki bu kadına bir daha dokanırsan dedi. senin beş yıl dokanırsın. Dıkarım içeri dedi. İçeri sokarım seni dedi. Uzaklaştırma değil bu o zaman. Dedi, ya uzaklaştırma dedi. kararını iddia Çok ağır bir şiddet ettin. uygulamışsın sen. Ya ablacığım e bak biz ilk evlendiğimiz sıralar köyde oturuyorduk biz. Hı hı. Köyde sorunlarımız, sıkıntılar. Yani köye ben rezil oldum ablacığım. Ben 4 senelik evliyim. 3 senedir ben köyüme gitmiyorum. E git seni kim, kim engel Gidemiyorum oluyor? Gidemiyorum ablacığım. Ben niye nasıl gidemiyorsun? Varayım? Ben kimsenin yüzüne bakamıyorum ki onun yüzüne. Niye içine? yüzüne bakamıyorsun diye bu kadına şiddet mi uyguluyorsun? Ablacığım köyden kaçıp kaçıp gittiği jandarmalar Ferhat, bir yandan. bak şimdi sen o demek ki bu kadına o kadar ağır bir şiddet uyguladın ablacığım, ya da psikolojik baskı değil. fiziksel şiddette bulundun ki sen artık ceza alacak bir duruma ablacığım, geldin. Ben bu şiddet, kızın son noktasıydı. Şiddet, şiddet uygulasaydım ne? ben onu öldürürdüm öyle bırakmazdım. E O zaman <laughs> kanka diye seninle yazışırken bu kız yalan söylemiyor ki doğruyu söylemiş. Ablacığım yalan söylüyor ben ona... Dövmüyorum ki, şey yapmıyorum ki ya. Benim arkadaşlarıma sen da sorabilirsiniz. Sen sonra, hakim sana söyledikten sonra sen başına gelecekleri bildiğin için bir şey yapmıyorsun. Eğer öyle bir uyaranın olmasaydı, öyle bir ceza alacağından no. korkmasaydın, ben abla, sen belki de yine de şiddet uygulardın. Ben yine yapardım. Ha? Hakime bakmaz yine yapardım, öyle bir şey o. Ama ben dedim ki bak, Esma hayatında birisi varsa... Bir dakika, yine yapardın da yani ne geçecekti eline? Bilmiyorum, içeri girerdim ha? o ben. İçeri Bunun girerdim. bir acizlik olduğunu biliyorsun değil mi? Bir zayıflık ya olduğunu, biliyorum da, bir düşsüzlük oldu. Benim mesela bir erkek konuşur, kadın dinler. Kadın <laughs> konuşur, erkek dinler. <laughs> Ama bizde öyle bir şey yok. Ben konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Hiç. O daha fazla daha fazla daha fazla üstüne üstüne geliyor. İşte ben Ferhat, ne yapayım abi? Tahammülü bitiriyor. Ya bir danışmandan destek alacaksınız barda, ya da bu her taraf kırdı, etti. İşte bak o ne biliyor musun? Evde artık tahammül kalmıyor. İnsan şimdi sevdiği e, sevdiği biri vardır. Bir şekilde tahammül edersiniz. Yaptığı her şeyi görmezden gelirsiniz. E, ona da sevgi diyorsunuz. Sonra o sevgi artık böyle azalıp karşınızdaki insanın gerçek yüzünü gördüğünüzde onunla aynı ortamda olmak aslında bir süre sonra yük gibi oluyor. O ağırlığı taşımak istemiyorsun. İstiyorsun ki senin seçtiğin insan düzgün olsun, iyi olsun, ilgili olsun, çalışsın. Mesela bir evlilikte bana göre en büyük problem hayat arkadaşının çalışmaması. Ya da hani iş bulamıyor da çalışamıyor anlamında değil. E yapacağı bir sürü iş varsa, bedenle ilgili yapacağı birçok iş varsa yan gelip yatması. Ablacığım, ee, oyun. Ha? Oyunda oynadı arkadaşları bana dedi ki ben onlara ulaştım. Dedik ki abi, yani abla yapma. Yapma bak evlisin. Yapma dedik, dinlemedi. Ne abi, yapıyor ki oyunda? Oyun yani oynamıyor mu? Yani konuşuyor, sevgili yapıyor diyor. Sevgili yapıyor diyor. Son zamanlar alkole bağlandı. Daha önce Sen... kaçtığında nereye gitmişti? Köydeyken de kaçtı. Bak ablacığım, bundan gitmeden iki ay öncesinden yine kaçtı. Ha? Yine kaçtı. O sıra yine sevgili yapmış. Sevgili yapmış. Bu gidişi ha. ilk gidiş değil. İlk gidişi değil. Kaçıncı Ailesi... bu? Ailesinin evinden aldım geldim. Bu ikinci. ikinci. Sevgili yaptığı ne zaman? Ailesinin yanına gittiğinde. İşte hı hı. bundan iki ay iki buçuk ay önce. Git, aynen iki buçuk ay önce gitti geldi. Ee, devamlı bir yerlerden para geliyor. Esma dedim bu paranın kaynağı nereden geliyor? Ben sana para vermiyor. Hı hı. Bu para nereden geliyor? Ee, arkadaşım gönderiyor. E ee, bir öğrendim ki bunun sevgilisi var. Hı. Sevgilisi olmuş. Ben duydum, çıldırdım ablacı. Ben kafayı yedim. Esma dedim ben sen ne yapayım? Kurban olurum Ferhat'ım dedi bana. Aynen bu şekilde. Kurban olurum Ferhat'ım dedi. Ben bir hata yaptım dedi. Ne olur beni affet dedi. Bu kimseye duyulmasın dedi. O adam da bir yandan sıkıştırıyor. Benim paramı gönderin, benim paramı gönderin. Ne kadar? 900 lira. 900 TL. 900 lira. Adam kimi sıkıştırıyor benim paramı gönderin diye? İsmi Haşim. Ha şimdi hayır, kimi sıkıştırıyor? Karını mı sıkıştırıyor Karın seni sıkıştırıyor? Mi? Ben Hı -hı. aradım. Sen dedim nasıl bir insansın lan dedim. Hı -hı. Aynen bu şekil. Tamam dedim. Bak dedim. eline görüntüleri falan varmış. Resim falan atmış. Hı -hı. Açık resimlerini falan atmış. Dedi ki ben dedi siz benim paramı göndermezseniz dedi. Hı -hı. Ben bu resimleri göndermem dedi. Evet. Paramı gönderen ilk önce dedi. Gönderdiniz mi? Ben dedim tamam paranı gönderiyorum. O evet. günü parasını gönderdim. Evet. O da resimleri gönderdi. Ben yıkıldım ablacığım. Ferhatcığım yani çok özür diliyorum da o karın zaman bu fotoğrafları affettim. yani bu parayı tek başına almıyor. Seninle beraber oluyor. Ben öyle anladım. Siz yanlış mı anladınız? Yani şimdi karının en büyük korktuğu şey ne? seni onun biriyle yazışması. Yazışmasını senin yakalaman ve sonrasında başına geleceklerinden korkması değil mi? Dahası bu adam ona bir para gönderiyor 9 TL. Adam sonra ikinizi muhatap olarak alıyor. Bana para gönderin diyor. Sen bir de üzerine bu parayı da gönderiyorsun ya onlara. Aldım parayı. Ha? Ben bilmiyorum. Bana diyor ki ben arkadaşımdan aldım bu parayı. Eşinizin Aldadım, sizi mi? aldattığını anladınız. Hı -hı. Bununla yüzleştiniz. Peki. Gittiğini fark ettiniz. Ve eşinizi tekrar eve döndüğünde affettiniz değil mi? Birlikte yaşamaya devam ettiniz. O zaman affettim. Dedim Affettin. ki Esma dedim. Eğer ki bir daha böyle bir şey olursa Allah'ıma kitap bir tersi bir çarpacağım ya Abla canlı ben yayında. Ben kaldıramıyorum bunu. Ferhat Ulan Bey. Valla bu kadın zaten Esma, Esma'yı bulurum. Seninle de asla bir araya getirmem. Senin bu cümlelerinden sonra...